NBA'de 1000 sayı, 200 asiste ulaşan en genç pivot. Bir NBA maçında en az 30 sayı, 10 rebound, 5 asist yapan en genç basketbolcu. NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot. Aynı zamanda Houston Rockets tarihinde bunu başaran en genç oyuncu. 21 yaş 99 günlükken NBA tarihinde 500 asiste ulaşan en genç pivot. Halef-selef ilişkisi kurmayı sevenler için Baby Jokic, nickname hastaları için Alpi. Hatta büyüleyici oyunundan dolayı Harry Potter bile denmişliği var ona. Beyaz şovvari bir giriş oldu farkındayım ama kimden bahsettiğimi çoktan anladığınızı tahmin ediyorum. Bugünkü konumuz Alperen Şengün. Videoyu beğen butonuna bastıysanız ve hazırsanız hadi biraz Şengün'den bahsedelim. Alperen Şengün bu sezonki performansıyla NBA gündeminden düşmüyor. İstatistikleri her geçen gün gelişiyor. Neredeyse her maç gecenin en iyi hareketleri videolarına girecek bir eylemi oluyor. ABD'nin en üst düzey basketbol liginde yarattığı etki çok büyük. 18.000 kapasiteli Toyota Center'da Houston'lı seyircilere "Haydi Rockets" diye bağırtan bir etkiden söz ediyoruz. All-Star kadrosuna girebilecek mi diye bayağı bir konuştuk burada. Yarın oylar 3 sayılacakmış muhabbetleri döndü epey. İnternet oylamalarına kalpten bağlı ülkemizde en fazla o günlerde işittik herhalde Alperen'in adını. Dominik'teki Acun Ilıcalı bile izleyicilerine yol gösterdi oylama için. Şimdi o kadar uzaklara gitmeyelim. Her şeyin başladığı yere dönelim. NBA'den önce Beşiktaş formasıyla adını duyurdu Alperen ama hikayenin başı orası değil. Banvit günlerinden de söz etmiyorum. Oralara sonra geleceğiz. Önce bir Alperen'in çocukluğuna inelim. Giresun günlerine gidelim. Bir kelebeğin kanat çırpması, dünyanın öbür ucunda fırtınaya yol açabilir sözü vardır ya hani kelebek etkisini tanımlayan. İşte Alperen'in öyküsünde de o tarz kırılmalar var. Babası Kemal Şengün dalgıç, büyük oğlu Ali Can iyi basket oynuyor. Küçük oğlu Alperen ise boylu poslu, fiziği düzgün. Yüzücü olur bundan diyorlar. Tam da Phelps'in 8 altın madalyayla rekor kırdığı zamanlar. Spora ve yüzmeye ilgili bir baba olarak Kemal Bey de bu hayali kuruyordu herhalde oğlu için. Ama Alperen yüzmeyi zaten iyi bildiğinden dersler sıkıcı gelmişti. Başka bir şeylerin peşindeydi. Bir de babasının Giresun Atatürk Lisesi'nden arkadaşı Salim Taslı dahil oldu denkleme. Onun da Alperen için hedefleri başkaydı. Baba Şengün başta Ali Can'ı önermiş ama Salim Hoca onun yaşı geçmiş demiş. Ama Alperen'le tanışır tanışmaz anlamış potansiyelini. Hani kelebek etkisi dedik ya az evvel. Kelebek bir kanadını da burada çırpıyor işte. Salim Taslı vakti zamanında Giresun'da para kazanamadığı için ABD'ye giden, orada Türk restoranlarında çalışan bir gurbetçi. 9 sene kalıyor orada. Kızlarından ayrı kalamadığı için yurda dönüyor. Giresun Üniversitesi çatısı altında basketbol kulübü kuruyor. Alperen henüz ilkokul çağında fakat fiziği müthiş. Biraz fundamental çalışırsak bu iş tamam diyor. Fenerbahçe ve Efes formalarıyla hayal ediyor öğrencisini. Ancak iki kulüpten de dönüş alamıyor. İstanbul'a Bandırma aktarmalı bir yol bekliyor onları. Hocasının büyük çabasıyla Denizli'ye gidiyor. Orada minikler şenliğinde keşfediliyor ilk olarak. Salim Hoca kendisine bağırıyor diye çok ağlıyor Alperen ama Bandırma'da daha fazlasıyla karşılaşacağını bilmiyor tabii henüz. Öyle olunca hoca bu kez telkin veren tarafa geçiyor. Salim Hoca yolun başında olduğunun farkındaydı. Daha önce Amerikan rüyasını yaşamak için Pasifik'i geçmişti. O rüyaların kendisi için olmadığını birinci elden anlamıştı. Öğrencisinin rüya gibi bir kariyere sahip olacağını ise hissetmiş olmalı. Aile özlemi çeken 12 yaşındaki bir çocuğa ailen için kal diyerek ikna etmesi de bunun göstergesi galiba. Banvit'te kendisinden büyüklerle oynuyor, alt yaşlarda Türkiye şampiyonlukları geliyor, mevkisi yavaş yavaş oturuyordu. Tim Duncan, Hakim, Jokic, Shaq gibi oyuncuları yakından takip ediyor, ne yaptıklarını iyice aklına kazıyor. Tabii kendisine Baby Jokic lakabı takılacağını henüz bilmiyor. NBA'de ürettiği rakamların Jokic'le karşılaştırılacağından habersiz. Onunla rakip olacağından veya maç sonunda "Harikasın koçum, aynen böyle devam" gibi övgüler alacağından da bahsetmiyor kimse. Veya 60'ına merdiven dayayan Hakim'le antrenman yapacağı aklının ucundan bile geçmiyor. Bu arada Alperen'in söylediğine göre Hakim'in spin hareketi bu yaşında bile kendisinden daha hızlıymış. Podcast kavramının henüz tam karşılığını bulamadığı yıllarda Paul George'un bir podcast programı olacağından ve tüm bunları o yayında paylaşacağının da farkında değil elbette. Biz hikayemize geri dönelim. Salim Hoca'dan sonra Muharrem Can Desteci ve Ahmet Gürgen devreye giriyor. Ahmet Hoca post-up'ı öğretiyor, Muharrem Hoca sert bir oyuncu olmayı. tam manasıyla gece gündüz çalışmaya başlıyor Alperen. Tabii o sevdiği şeyi yaparken çalışıyor gibi hissetmiyor herhalde. Canı sıkıldığında yaktırıyor gece vakti salonun ışıklarını, arkadaşlarıyla 3'e 3, 5'e 5 maç atıyor. Bu maçlarda kendisini çok iyi hissetse de A takıma çıktığında iş değişiyor. Risk almaktan çekiniyor, çekindikçe denemiyor, denemedikçe daha çok hata yapıyor. İyi maçları da yok değil tabii ki. Şampiyonlar Ligi'ndeki Nürnberg maçında 25 sayı 13 reboundla kariyer maçını oynuyor. Tam işler rayına girdi derken kulüp kapanıyor ve Beşiktaş macerası başlıyor. Beşiktaş'ta 3 kupalı sezonun üzerinden 8 sene geçmiş. Efes ve Fenerbahçe bayrak takımları olmuş. Diğer büyüklerden Galatasaray'ın arkasında kalınmış. Çözüm, genç bir kadroyla yapılanalım, Bandırma'da potansiyelli birkaç çocuk var, onları getirelim. Böylece Alperen'le birlikte Şehmus Hazer ve Sadık Emir kabaca da katılıyor siyah beyazlı camiaya. Takımın çekirdeği onlar. 6 maçlık mağlubiyet serisinden sonra Ahmet Kandemir geliyor. İşleri sıkı tutuyor. Bireysel koç Giorgio Siyan idman temposunu arttırıyor. Post-up'tan aldın, ne tarafa döneceğini herkes biliyor ama Nowitzki gibi şut atarsan durdurulamaz olursun diyor Alperen'e. Asistanı Boyan da özel olarak ilgileniyor onunla. Şut mekaniğine çalışıyorlar. Ayaklarını hızlandırmaya, perde savunmalarını geliştirmeye, serbest atış yüzdesini yükseltmeye uğraşıyor Alperen'de. Dişliler dönüyor, çark harekete geçiyor. İstediği süreleri alıyor. Arkadaş ortamı güzel. Ne başka bir takıma gitmeyi düşünüyordu o sırada ne de NBA'ye ayak basmayı. Ancak sezonun sonu yaklaşmış, oyunun her departmanında performansı yükselmişti. Beşiktaş'ta 30 sayının üstüne çıktığı maçları oldu. Yarı final serisinin son maçında Efes'e karşı 29 dakikada 23 sayı attı. Takımına galibiyeti getirmedi belki ama şimdiye kadar ortaya koydukları yeterliydi. Basketbol Süper Ligi'nin MVP ödülünü Alperen kucakladı. Fenerbahçe hemen bir teklifle gitti kendisine. Maaşı 2 milyon euro olacaktı. Peki ya sonra olur da NBA'ye gitmek isterse? O zaman onu isteyen takım 3 milyon dolar getirecekti. Aslında bir sezon Euroleague'de denemek istiyordu kendisini. Ama sözleşmede NBA yolunun tam kapanmasa da engebeli olması içine sinmedi. Hem artık ESPN'in draft edilebilecek en iyi 100 oyuncu listesinde kendisine 14. sıradan yer buluyordu. Maçtan maça bu kadar gelişeceğini kendisi de tahmin etmediğini söylüyor. Çevresinde menajeri de dahil herkes bir sene daha Avrupa'da kalmasını tavsiye ederken Alperen NBA için erken olmadığını düşünüyor. Bunun üzerine 2021 NBA draftına katılmak için evraklarını teslim ediyor. ESPN'den Jonathan Giovani ulaşıyor hemen kendisine. Alperen henüz İngilizce bilmese de mail üzerinden röportaj gerçekleşiyor. Her zaman benden yaşça büyük oyuncularla oynadım. İyi yaptığım şeylerin farkındayım. Oyunumda güçlendirmek istediğim yönlerin de farkındayım. Bunlara odaklanmaktan ve sahaya her çıktığımda daha iyi bir basketbolcu olmaktan keyif alıyorum diyerek iddiasını gösterdi Alperen. Haberde Alperen'in istatistikleri de var. Kevin Love ve Domantas Sabonis gibi oyunculara benzetilmesi var. Milli takımın alt yaş kategorilerinde değişmez oyunculardan biri olduğu da yazılmış. Sahi milli takımda nasıldı işler? Alperen 2020 Kasım ayında Avrupa Şampiyonası elemelerinde A milli düzeyindeki ilk maçına çıktı. Hırvatistan'a karşı oynanan maçta pek varlık gösteremedi. Ama Şubat ayında İsveç'e karşı maçın oyuncusu oldu. Covid-19 pandemisi yüzünden 2021'de gerçekleşen 2020 Tokyo Olimpiyatları için yaz başında eleme turnuvası vardı. Milliler elemeyi geçemeyince Alperen de Temmuz ayında hazırlıklara başlamak için ABD'ye gitti. Sacramento, San Antonio, Orlando ve Charlotte'ta idmanlara çıktı. İdmanlar kolay değildi tabii. Bir NBA oyuncusu kolay yetişmiyor neticede. Seçilmek için de birçok testten geçebilmek lazım. O toplantı senin, bu idman benim derken hem fiziksel hem zihinsel açıdan yoruluyordu. En çok da 200 soruluk psikolojik testler canını sıkıyordu Alperen'in. Orlando'nun idmanları iyi geçmedi. Oklahoma'dakiler verimli sayılırdı ama pek beğenmemişti orayı. Fazla zorlamışlardı oyuncuları. Yine de en kötü onlar seçer beni diyordu. Avrupa'da kalmasını tavsiye eden çevresi şimdi de Oklahoma'yı öneriyordu. Ama Alperen'in içi yine pek rahat değildi. Ve draft gecesi geldi. 8. veya 9. sıradan Orlando ya da Sacramento'nun kendisini seçmesini bekliyordu. Seçmediler. Washington ve Charlotte da seçemezdi. Onlarla çalışmamıştı çünkü. Canı sıkılmaya başladı o sırada. Yüksek sıralardan seçilmek istemiyordu. Oklahoma City seni seçecek ama Houston'la takas edecek bilgisi tam o esnada geldi. Houston'la idmanı yoktu ama takım epey istekliydi. 16. sıraya düşmek moralini bozsa da en azından yuva gibi hissedeceği bir şehre yelken açıyordu. Daha sonra öğrendi ki Houston 6. sıradan itibaren bütün takımlarla takas ihtimalini konuşmuş. Rockets'ın Alperen'i ne kadar istediğini, onlar için ne kadar önemli olduğunu gösteren güzel bir detaydı bu. Kafası biraz daha rahatlamıştı artık. Bu da ilk olarak yaz ligindeki performansına yansıdı elbette. Beşiktaş'tayken savunma yapmayı pek sevmiyordu. Bu yüzden savunma becerilerini zayıf görenler vardı. Fakat bir şeyi sevmemesi yapamayacağı anlamına gelmiyordu. Senden bu kadar iyi savunma yapmanı beklemiyorduk demeye başladılar. ABD'de kendisini çıplak gözle izleyenleri şaşırttığı anlardan ilkiydi bu belki de. NBA insana bir özgürlük alanı tanıyordu. Türkiye'de pek göremediğimiz jeneriklik paslarla bol bol sosyal medyaya da düşmeye başladı Alperen. Koç Stephen Silas'ın güvenini kazandıkça daha fazla sorumluluk almaya da başladı. Silas, Alperen'in post-up yeteneğini gördükçe hücumları onun üzerinden kurgulamaya başladı. Onun bu becerisi koçunu arşivden geçmiş playbooklarını çıkartıp post-up setlerine bakmaya zorladı. Tabii rakiplerin onu çözeceğini, yani çaylak duvarına çarpacağını söylüyordu insanlar. Ama Alperen'in öz bilinci hakikaten çok yüksek. Bunu yaşayacağını bilerek çıktığı bu yola hiçbir şeyi o kadar da dert etmedi. 2 günde bir maç yapar haldeyken çabucak unutmayı da öğrenmesi gerekiyordu. Salim Hoca hayatında çok önemli bir figürdü Alperen'in ama artık yanında değildi. Tempo yeniydi. Gece 3'te eve dönüp ertesi akşam maça çıktığınız günler oluyor. Antrenman rutinleri değişikti. Maçtan bir saat önce parkede ısınmayı seven Alperen'in o özgürlüğü yoktu artık. Herkesin 15 dakikalık dilimlerle neyi, ne zaman, kiminle yapacağı belliydi. Bu yeni düzene alışabilmesi için bir akıl hocası lazımdı. Babası gibi gördüğü, takımın asistan koçu John Lucas'la yakınlaşmaya başladı. Onunla çalıştıkça daha çok güvendi şutuna, üçlükleri rahatladı, bitirmeye daha fazla odaklandı. Salon çalışmalarına ağırlık verdikçe vücudu da gelişti. Hatta boy atmaya bile devam ediyordu hala. Geldiğinde 2.06 olan boyu 2 santim uzamıştı. Daha sonra 2.11'e kadar çıkacaktı. İnsanlar daha büyük göründüğümü söyleyene kadar uzadığımı fark etmemiştim diyor bunun için. NBA'in yıldızlarıyla yan yanaydı. LeBron burnunun dibinde oluyordu bazen. Curry 3 metre ötede elini kaldırıp üçlüğü gönderiyordu. Jokic gelip kendisiyle konuşuyordu. Tüm bunlar parkede olurken enerjisi artık seyirciye de geçmişti. Neticede show business. Seyirciyi alabilmek önemli. Bir de sahne adı bulmak lazımdı ama çizgi roman okuyucuları iyi bilir. Kahramanlara isimleri çoğunlukla halk tarafından verilir. Alperen zor geldiğinden olsa gerek tribünler "Alpi, Alpi" diye bağırmaya başladı adını. O gün bugündür tüm dünyanın Alpisi o. Alpi de seyircisini daha iyi anlayabilmek için İngilizcesini geliştirdi. Texas aksanını çözmek pek kolay değil. Tamer Karadağlı'nın 8 aksanda İngilizce konuştuğu videoyu izlediyseniz orada var örneği. İlk sezonda 72 maça çıkan Alperen, yazın milli takımla Eurobasket 2022'nin yolunu tuttu. İspanya'ya karşı grupta, Fransa'ya karşı da son 16'da talihsiz maçları oynayan takım turnuvadan erken elendi. Houston'a döndüğünde rotasyonda Alpi'nin önünde olan Christian Wood gitmiş, yerine yine ilk 5'e monte edilen Bruno Fernando gelmişti. Kelebek kanatlarını çırptı yine. Fernando'nun sakatlığıyla ilk 5'te şans bulmaya başladı Alpi. Green, Eric Gordon, Kevin Porter Jr. ve Jabari Smith Jr.'la parkeyi paylaşıyordu. Şu anda onlar bana daha çok güveniyor. Ben de onlara. İlk 5 başladığımda topa daha çok dokunuyorum ve kendi oyunumu oynuyorum diyordu. Hani en başta bazı rekorlar saymıştık size. Alpi şans buldukça onlar da sıralanmaya başladı tek tek. Önceki sezon Portland maçında 27 sayıyla kariyer rekoru kırmıştı. Kasım 2020'deki Oklahoma maçında 21 sayı, 19 rebound ve 7 asistle oynadı ve kariyer rebound rekorunu kırdı. Aralık ayında 20 yaş 133 günlükken 1000 sayı ve 200 asist üreten en genç pivot oldu. Ocak ayındaki Lakers maçında 33 sayı, 15 rebound ve 6 asist üreterek sayı rekorunu geliştirdi. Bununla da kalmayıp NBA tarihinde 30 sayı, 10 rebound ve 5 asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu. Rockets tarihinde bir maçta en az 30 sayı ve 10 rebound kaydeden en genç oyuncu olmak da ona düşmüştü böylece. Bu alanda çok sevdiği Hakimi geçerek hem de. Nisan'da Charlotte'a karşı 14 sayı 21 reboundla oynadı, kariyer rebound rekorunu geliştirdi. 20 yaş ve altındaki bir pivot için maç başına en çok asist yapan oyuncu oldu. Yıldızların yalnızca arasında değil, dillerindeydi de artık. Jokic, onun üzerinden daha fazla set oynamalılar. Pas veriyor, post-up yapıyor, çember etrafında iyi bitiriyor. Bu çocuk daha ne yapsın diye yol gösteriyordu Rockets'a. Durant, böylesi maç basabildiğini bilmiyordum diyerek şaşkınlığını ifade ediyordu. Paul George ise oyun kuruculuğuna övgüler yağdırıyor, Alpi'nin zekasına hayran olduğunu söylüyordu. Peki uzmanlar ne diyor? Yeni sezon öncesi Houston'un oyun yapısını değerlendiren ESPN yorumcuları Zach Lowe ve Tim McMahon'ın Alpi'nin takım için önemini masaya yatırmıştı. Rockets, NBA'de maç başına en çok rebound olan ikinci takımdı. Bunda tabii ki maç başına 9 rebound ortalamasıyla oynayan Şengün'ün payı büyüktü. Ligde 19.'uydu. Ayrıca maç başına 3.2 hücum rebounduyla ligin en çok rebound olan 5. oyuncusuydu. Lauda, McMahon'da Banvit Alperen uyumunun artacağından topu Green'e vererek ya da köşedeki Jabari Smith'le paylaşarak hücumda topu en iyi şekilde kullanacağından hemfikirdi. Yine de henüz Rockets'ın vakti gelmedi. McMahon kadroda çok sayıda genç yeteneğin olduğunu vurguluyor. Bu yıl playoff'a kalmaları fikri fazla iyimser olsa da bu oyuncular eğer bir kültür oluşturursa uzun vadede her şeyi yapabilirler diyor. Bu arada Alperen'in rekorları bitti sandıysanız yanılıyorsunuz. Bu sezon yaptıklarıyla Alpi şu anda NBA tarihinde 500 asiste ulaşan en genç pivot, Sacramento maçındaki 12 asistle bir maçta en çok asist yapan pivot, Rockets tarihinde 2000 sayı, 1000 rebound ve 500 asist yapan en genç basketbolcu, 30 sayı, 16 rebound, 5 asist ve 4 top çalmayla Michael Jordan ve Magic Johnson'dan sonra 21 yaşında bu istatistikleri yapan 3. oyuncu. Şimdilik durum bu ama NBA'de her gün yeni bir istatistik keşfettiğimiz için daha CV'ye yazacak epeyce bir şey bulur gibi Alperen. Keşke bunlar bir de All-Star'a yetseydi. Gönlümüzden en çok o geçerdi. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Böyle devam ederse Mehmet Okur'dan sonra bir ilki gerçekleştirebilir. Zaten Alperen de enseyi karartmıyor. Yahu daha 21 yaşındayım, önümde uzun bir yol var, herkes bir sakin olsun tarzı iç ferahlatan açıklamaları da o yapıyor. Geldiği yerin ve üzerinde bulunduğu rotanın en çok o farkında. All-Star olmak ilk hedefi değil. Peki nedir Alperen'in gelecekten dileği? 3-4 sene içinde şampiyon olacaklarını düşünüyor öncelikle. Bir de diyor ki Türk basketbolunun yüzü değil ama milli takımın Hidayet Türkoğlu gibi bir başrolü olmak isterim. Jokic gibi, özel oyuncular gibi olmak istiyorum. Ben nasıl şu anda sürekli Jokic'in adını anıyorsam gelecekte de Türkiye'den hatta dünyadan genç oyuncuların ismimi söylemelerini, beni örnek almalarını isterim. Merak etme Alperen, eğer böyle devam edersen istediklerinin gerçekleşmesine gerçekten çok az kaldı.